dedem babamın kanıyla beslenerek büyüyecek. Öfkemle, hıncımla beslenerek ben de büyüyeceğim. Babamın öcünü alıp Malatya'ya serdar olacağım. Evet, daha önce hiç buraya girememiştik. Tamam. Baş müdürlüsü odası. Evet, Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin içinde baş müdürlüsü odası. Hemen iç içe yapılmış oda ve bu odadan sonra da bir oda daha var. Evet, o oda da aynı şekilde mimari olarak çok kalın Selçuklu mimarisi göze çarpıyor. Evet, Seyit Battal Gazi Külliyesi. Bir başka bölümü daha var. Bu bölümde de gözümüze çarpan ilginç yerler var. Ve buradan tahta merdivenle inmek için de bir aşağı bölümü var. Ve daha önce külliyenin içine girmek nasip olmamıştı. Evet. Evet. Evet, külliyenin içinde burada aydınlatma yok. Külliyenin doğu kısmına doğru gidiyor. Kuzey kısmına inen kapılar var. Ve külliyenin derin kısmından gördüğünüz gibi merdivenle iç kısma, oğlu kısmına çıkılacak. Evet, külliyenin girişinden başladık. İlk bölümden baş müderris odasından sonra evet, büyük bir alanı daha girdik. Kırklar Meydanı diye adlandırılıyor ve burada resim çalışmalarını sergilemişler. Gördüğünüz gibi değerli izleyenler, ve maketler var. Aynı zamanda diğer tabloları da göz açtırıyoruz. Evet, Kırklar Meydanı kubbesi geniş bir alan ve gördüğünüz gibi burada da sanki ocakların olduğu, bir şeylerin pişirildiği bir yer burası. Ve bacası var yukarı doğru. Ve burada da sanki ateş ayakları gibi görünüyor. Evet, Kırklar Meydanı bu şekilde. Daha önce çok gelmeme rağmen buraya girmemiştim. Şimdi bunları da sizlere aktarmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Evet, Kırklar Meydanı böyle bir mekan ve kubbesi. Şimdi Halife Meydanı, sıradaki yer Halife Meydanı. Evet, Halife Meydanı'na girdiğimiz zaman da büyük bir alan var. Seyit Battal Gazi Külliyesi içerisinde.
Evet, şöyle bir genel görünüm aktarmaya çalışıyorum değerli izleyenler. Selçuklular döneminden öncesi de olabilir. Gene cam kenarlarında külliyeye ait eski fotoğraflar ve köprüler gibi tabloları görebiliyoruz. Evet, külliyenin bir zamanlar görüntüsü. Tekrardan çekmem lazım bunu. Evet. Girdiğimiz her bölümde böyle sanki ateş, mutfak olan, bacalığı olan bir yer. Evet. Gözümüze çarpıyor. Ve bu bölümde fırın diye geçiyor. Evet, burada da gördüğünüz gibi ocaklıkların olduğu yerleri görüyorsunuz ve fırınları görüyorsunuz. Geldik. Fırının içini gösteremiyorum şu anda. Gözükmüyor. Bayağı da büyük bir fırın. Yani burada da var ikinci bir fırın. Bu fırını da sizlere aktarmaya çalışıyorum. Evet değerli izleyenler, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burası restore edilmiş. Görünümünü aktarmaya çalışıyorum. Bu bölümde fırın. İki tane büyük fırın var burada değerli izleyenler, gördüğünüz gibi. Bu fırınlardan da bahsetmiş olalım. Evet. Gördüğünüz gibi burada da bir ocak daha var ve bunun yukarı doğru uzanan bacası. Evet, Seyit Battal Gazi Külliyesi'nde fırın bölümündeyiz. Evet, hiç gezmediğimiz, içine girmediğimiz noktalardan bir tanesi de Aşevi. Evet, Aşevi'ne giriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi güvercinler de burada bayağı bir bol miktarda görebiliyoruz. Burası Aşevi dedik. Aşevi'nde gördüğünüz gibi sıra sıra bir sürü ocağın olduğunu görüyoruz. Burası şu anki gördüğünüz ocaklar kuzey cephesi ve batı cephesinde de yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ocak var. Buralarda kazanlar kaynıyormuş değerli izleyenler. Seyit Battal Gazi Külliyesi'ndeki görünüm bu. Daha önce hiç girememiştik. Hafta içine denk geldi ve sizlere bu güzel görüntüleri aktarıyorum. Seyit Battal Gazi Külliyesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Evet, bir kapıdan daha içeri giriyoruz. Ve burası da sırf ahşaptan restorasyon yapılmış. Evet. Burada da türbe var değerli izleyenler. Sanki burası güneş görsün gibi. Altı mı geçeceğiz oradan? Hayır. Thank you.
Burası da Seyit Vatan Gazi Türbesi. Türbenin içinde gördüğünüz gibi. Bir mescit. Komple cami şeklinde burası. Yan tarafta da türbeler odası. Burası da türbeler odasıymış. Evet. Evet değerli izleyenler, ecdadımızın mermerden yaptığı ve bu caminin içinde iki tane türbe var. Kardeşler Türbesi. Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin tamiri ve onarımında görev almış. İki kardeşe ait olduğu sanılmaktadır. Rivayetlere göre bu iki kardeş 16. yüzyılda yaşamış olan Nihaloğlu Ahmet ve Mehmet Bey'dir. Külliyenin içinde birçok yer var değerli izleyenler. Çilehaneler. Buralarda çilehane. Yarım beşik tonoz örtülü dikdörtgen hacimlidir. Her iki kapıda sivri kemerle geçilmiştir. Kuzey kapısının tuğla mermerlerinde yıldız kare dikdörtgen formlu tuğlalar kullanılmıştır. Halvet etmek, inzivaya çekilip kendi sorularına cevap bulmak, insanlardan soyutlanmak, bunun yapılışı için sessiz sakin bir yere ihtiyaç vardır. İşte bu halvete çekilen bu yerlere çilehane veya eski ismiyle halvethane de denilmiş değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi bu çilehanelerden burada birçok var. Ve büyük bir mescit. Evet. Kesik başlar. Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkan başsız insan iskeletleri üzerine hürmeten türbe yapılmıştır. Buraya da Kesik Başlar Türbesi denilmiştir değerli izleyenler. Evet. Burası mescit olarak Kılıç Aslan Sultan Keyhüsrev zamanında Hicri'ye göre 604, Miladi'ye göre 1207 tarihinde yaptırılmış. 1512 tarihinde Seyit Güzelce Hüseyin tarafından yenilenmiştir değerli izleyenler. Bu mescidi de sizlere göstermeye çalışıyorum. Evet. Mescit Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin içindeki mescit ve çilehaneler. Evet, Seyit Battal Gazi Türbesi 7 metre boyunda değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi Seyit Battal Gazi'ye aşık olup Müslüman olan Bizans kralının kızı Eleonora. Sana yalvarmaya geldim yiğidim, ne olur vazgeç bu cenkten. Hammer'i yenmek zor. Senin bana gelmen zor değil mi? Evet değerli izleyenler. Onun yüceliğini, onun güçlülüğünü anlatan büyük bir türbesi var değerli izleyenler. 7 metre. Ve şu anda kameramın ekranı da almıyor. Ve Eleonora. Gördüğüm delikanlı karşıma çıktı İren. Onun bir hikmeti prenses. Acaba hayır mı şer mi? Türbesi de kabri de onun yanında bu kadar kalıyor değerli izleyenler. Sayende arabacı da olduk evlat. Sen bu işe ne dersin Eleonora? Eleonora değil ustam. Karım Ayşe Sultan artık. Evlat alışkanlık yok. Evet daha önce içeriye hiç girememiştik. Ve bu seferki çekimlerimizde
Seyit Battal Gazi Türbesi'ne gelmiş ve tekrardan atamızı yad etmiş oluyoruz. Almıyor kameramız. Evet, burası mescit, çilehane ve Kesikbaşlar Türbesi'nin olduğu yer, Kardeşler Türbesi'nin olduğu yerdir. Ve türbedar odasını da sizlere aktardık. Şöyle genel görünümünü sizlere aktarmaya çalışıyorum değerli izleyenler. Seyit Battal Gazi Türbesi'nden aktarabileceklerimiz bu şekilde. Evet, türbenin külliyenin alt kısmına doğru ilerliyoruz. Burada bir çıkış var, külliyenin çıkışı, parça kısmına. Çoban Baba Kutluca Türbesi var değerli izleyenler. Çoban Baba Kutluca Türbesi, Seyit Battal Gazi'nin mezarını bulan, M.Ö. 12. yüzyılın yarısında yaşamış olan Çoban Baba'ya ait olduğu, aslı bozulan türbenin üstüne aşağıdan temsili bir külah şeklinde üst kata, yani yeni yapılmış taş bir sandıka ile alt katta belirtilmiştir. Zemini tuğla döşemelidir diyor. İşte Çoban Baba'nın türbesi de burası. Ve az önce yukarıdan bakmıştık. Evet, burada da gene ocaklıklar var. Külliyenin içinde geziyoruz ve bu külliyenin içindeki çıkış kapıları var. Evet, türbenin gün yüzü görmesi için üstü açık değerli izleyenler. Burası yukarıda bir çemberli tahtadan az önce görüntülerini almıştık. Evet, külliyenin içini gezmek nasip oldu değerli izleyenler. Ve bugün artık külliyenin dışından devam ediyoruz. Daha önceki programımda da anlattım. İki tane Seyit Battal Gazi videom var YouTube'da. Yalnız bu kadar detaylı değildi. Hep dıştan çekim yapabilmiştik. İşte az önce gezdiğimiz mescidin minaresi. Seyit Battal Gazi türbesinin etrafındayız şimdi ve bu şekilde ilerliyoruz. Evet değerli izleyenler, şimdi ise az önce girdiğimiz mescidin dış kısmındayız, kıble yönündeyiz ve kıble yönünden görüntüler aktarmaya çalışıyorum. Daha önce göstermediğimiz detayları sizlere göstermeye çalışıyoruz. İşte Seyit Battal Gazi'nin türbesinin olduğu yapıda burası, şu ortadaki kubbeli bina. Şimdi sırada Uman Hatun var. Uman Hatun bu külliyenin yapımında emeği geçmiş. Evet, Uman Hatun türbesi burası da. Uman Hatun dediğim gibi bu Seyit Battal Gazi'nin türbesini yaptıran kişi olarak biliyoruz. Ve hemen notlardan da okumaya çalışacağım sizlere. Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev'in eşi ve 1. Alaaddin Keykubat'ın annesidir. 12. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır.
iyi bir eğitim gördüğü ve hayırsever bir kadın olduğu anlaşılan Ummu Hanatun, Seyit Battal Gazi'nin mezarını buldurarak onun adına türbe ve camiyi yaptırmıştır. 1207-1208 vasiyeti uyarınca da buraya defnedilmiştir. Evet, değerli izleyenler, gördüğünüz gibi çilehaneler var. Bütün görüntülerde çilehanelere rastlıyoruz. Ummu Hanatun türbesi de burası. Evet, Ummu Hanatun'u da tanımış olduk. Sizlere tanıtmaya çalıştık. Külliyenin son bölümüydü. Daha önce buralara hiç girememiştik değerli izleyenler. Buralar hep çilehane ve su deposu bulunan yer. Gördüğünüz gibi ecdadımızdan kalan eserlerin yaşaması ve burada su, biriken suyun buradan alttan gitmesi olayı. Çilehaneler var. İnzivaya çekilmek için bu çilehaneleri kullandıkları ve gördüğünüz gibi yaralanmış desenler var. Çilehane. Tabii içeride ışık olmadığı için sizlere bu görüntülere aktaramıyorum. Güzel gözlerin atlayışın sultanım. Evet değerli izleyenler, sizlere Seyit Battal Gazi Külliyesi'nden bugünlük anlatabileceklerim bu kadar. En son olarak Ummu Hanatun türbesini sizlere aktarmaya çalıştım. Ve bu türbenin içinden de sizlere hoşçakalın diyeceğim. Ummu Hanatun kimdi dersek, Seyit Battal Gazi'nin mezarını bulduran ve onun mezarını yaptıran kişi vasiyeti üzerine göre defnedilmiştir. Değerli izleyenler, Eskişehir'den Seyit Gazi'den anlatabileceklerimiz bu kadar. Hoşçakalın.